İlk olarak Tekirdağ'da görünen ve daha sonra da tüm Marmara'yı saran deniz müsilajı, yani deniz salyasını şu anda biz geldik Tekirdağ sahilinden Peçişe'ye koyduk ve incelenmek üzere de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarına götüreceğiz ve orada incelenecek. Denizden aldığımız salyayı biz Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarına getirdik ve birazdan da bu su incelemeye alınacak ve sonucunu hep birlikte göreceğiz. Evet, son zamanlarda yoğun olarak yaşadığımız Marmara Denizi'ndeki salya probleminin giderilmesiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz son bir hafta 10 gündür. Burada yaptığımız işlem su içerisine reaktif oksijen türleri difüze ediyoruz. Bu reaktif oksijen suyun içerisindeki müsilajın da içinde bulunduğu organik maddeleri parçalayarak onu etkisiz hale getiriyor, temizliyor ve dibe çökmesini sağlıyor. İnorganik kısım kalıyor sadece. Burada başka bir şey daha yapılıyor aslında, çok önemli. Bu cold atmosferik plazma yöntemiyle ürettiğimiz reaktif oksijen türleri uyguladığımız su ortamına çok kısa bir süre içerisinde çözülmüş oksijen miktarı veriyor. Çözülmüş oksijen konsantrasyonunu artırıyor. Dün çalıştığımız numune denizin diplerinden, derinlerinden getirilmişti. Burada ölçmedik çözülmüş oksijen konsantrasyonu ama dünkü yaptığımız çalışmada 0,8 miligram mililitre civarında bir çözülmüş oksijen vardı ki bu denizel ortamlarda, sucul ortamlarda 2 miligram mililitrenin altına düştüğü zaman çözülmüş oksijen miktarı o deniz ortamlarında, su ortamlarında biyolojik hayat tehlikeye girer. Mesela işte çupra 6-7 miligram mililitre çözülmüş oksijen seviyesinde yaşar ancak. Düşünün, pek çok balığın öleceği, yaşamayacağı anlamına geliyor. Biz 0,8 miligram mililitrelik çözülmüş oksijene sahip deniz salyasını örneğini içeren suyu çok kısa bir süre içerisinde reaktif oksijenle aşağı yukarı 13-14 miligram mililitre seviyesine getirdik ki bu tam anlamıyla tatlı suların ihtiva edebileceği çözülmüş oksijen miktarıdır. Dolayısıyla biz şunu artık yaptığımız çalışmalardan söyleyebiliriz. Biz deniz salyasının müsilajını cold atmosferik plazma yöntemiyle üniversitemiz sanayi işbirliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle ürettiğimiz reaktif oksijen türleriyle bertaraf etmeyi, parçalamayı, gidermeyi ve deniz suyuna oksijen kazandırmayı başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sorunu ortak çözeceğiz çağrısıyla üniversitemiz rektörü Sayın Mümin Şahin'in de görevlendirmesi ve desteğiyle diğer projelerimizi bıraktık. Son 10 gündür bu deniz müsilajı, deniz salyası probleminin çözümüyle uğraşarak geçiriyoruz. Belli bir aşamaya geldik. Bu sonuçlarımızı ilgili makamlara da sunacağız. Bundan sonra yapmamız gereken şey, evet biz laboratuvar koşullarında bunu başardık. Bunun devasa bir Marmara denizine uygulanması nasıl olacak? Hangi koşullarda, hangi projelerle bu oksijenlendirmeyi yapacağız? Bunun çalışmasını bundan sonra gerçekleştirmemiz, yürütmemiz gerekiyor. Hocam, şimdi biz 5 litrelik bir müsilaj getirdik. Yani deniz suyu getirdik. İçinde de deniz salyası var. Bu yaklaşık olarak ne kadar bir süre zarfı içerisinde normale döner? Bir de tüm Marmara'yı temizlemek ne kadar zaman alır? Ha, bu çok zor bir soru. Hemen cevap verebileceğimiz bir soru değil. Şöyle söyleyeyim. Bu 5 litrelik suyu daha önceki denemelerden söylüyorum. 3-4 saat içerisinde tamamen müsilajı ortadan kaldırarak deniz suyunu, o örneğimizi oksijenlendirdik. Ama bütün Marmara Denizi ve bütün müsilaj konsantrasyonunu düşündüğümüz zaman ne kadarlık bir uygulama, ne kadarlık bir oksijen gerekiyor ve bunun uygulama şartları, projelendirilmesi nasıl olacak? Bunu tamamen çalışmamız lazım ama şunu söylememiz lazım. Bu müsilajla mücadele konusunda pek çok tedbirin, pek çok eylem planının birlikte yürütülmesi, eş zamanlı olarak götürülmesi lazım. Bugün de Sayın Çevre Bakanımız eylem planını açıklayacak. Orada da mutlaka kısa ve orta vadede yapılması gerekenler ortaya konulacak. Ama çözüme yönelik arıtma tesislerinin daha iyi arıtılması, azot ve fosfor gideriminin yapılması, buraya deşarjların önlenmesi, kontrolünün sağlanması
tabii ki gerekli. Uzun vadede bunların olması gerekiyor. Ama bir taraftan da acil olarak sorunun çözümüne katkı verebilecek yöntem ve teknolojilerin de uygulamaya alınması gerekiyor. Biz müsilajı yaptığımız uygulamayla gidermeyi başardık. Deniz suyunu tekrar daha da iyi konuma oksijenlendirmiş hale getirdik yaptığımız laboratuvar koşullarında. Artık bunun uygulamada nasıl olacağına, ne şekilde uygulanacağına çalışmamız gerekiyor. Zaten üniversite olarak da desteği bu konuda bekliyoruz. Çalışmalarımız sürecek. Evet, yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında Tekirdağ sahilinden getirmiş olduğumuz müsilaj, yani deniz salyası, işte bu hale geldi.